Allah bilir. Ne tehditler ettiler ki? Gözlerinizle şehzadeniz böyle bir hakarete razı oldu hünkâr. Başka türlüsü mümkün mü Sofu Paşa? Sen vergin ödemiştin Sofu Mehmet Paşa. Bu kürk nereden çıktı? Naçizane düğün hediyem hünkârım. Hala. Hala. Vallahi hünkârım, koskoca payitahtta samur bulabilmek için Akla Karayı seçtim. Lakin yok, hiçbir yerde kalmamış. İşittiğime göre ulemadan ve devlet erkanından bazıları vergilerini samur olarak ödemekte sıkıntı çekmektelermiş. Vezir-i Azam Ahmet Paşa'yı göremedim. Kendisinin de burada olacağını düşünmüştüm ama. Onun bu gece işi var. Yeniçerilerle. Ne oluyor Cinci? Öksürük hünkârım. Su iç su. İç. Geçer iç. Bir mesele olduğu aşikar. Cinci Hüseyin Efendi'nin de benim bilmemi istemediği belli. Alınmadım desem yalan olur. Malumatım olsa belki bir yardımım dokunurdu. Mevzu nedir? Nasıl bir sabah uyanacağımız meçhul sultanım. Zira hünkârımız istihbarat almış. İfşa oldunuz. Kim? Turhan mı ifşa etmiş? Sipahilerden biri konuşmuş sultanım. Sultan İbrahim de tedbir almış hemen. Size bağlı bütün Yeniçeri ağaları Ahmet Paşa'nın sarayında ziyafete çağrılmış. Tuzak tabii. Hepsini öldürecekler. Derhal müdahale etmemiz şart. Ben kuşçu Mehmet Ağa'yı hemen yolladım sultanım. İnşallah vaktinde ulaşır. İyi iş çıkarmışsın Mehmet Paşa. Fakat bu her şeyi değiştirir. Gel. Hünkârım. Bre koca köpek. Sen hangi yüzle benim karşıma çıkarsın? Yeniçeri'ye casusluk ettiğini bilmez miyim sanırsın? Ben şeren münasip gördüğümü eyledim hünkârım. Buraya da Yeniçeri'nin elçisi olarak geldim. Ahmet Paşa'nın yerine beni vezir-i azam ilan ettiler. Demek vezir-i azam olmak için Yeniçeri'yi tahrik ettin öyle mi? Şu hengame bir dinsin. Bak ben senin o zaman hesabını düreceğim. Bu hengamenin dinmesi sizin elinizde hünkârım. Yeniçeri ulemayla ağız birliği edip Ahmet Paşa'nın kellesini istemekte. Eğer vermezse fitne ateşi yanar. İşler çığırından çıkar derler.